cesur deniz anası. Bir varmış bir yokmuş. Çok geniş bir denizin derinliklerinde, Mavi Şehir Krallığı adında güzel mi güzel bir şehir varmış. Küçük deniz anası Ella ailesiyle birlikte Mavi Şehir'de yaşarmış. Ella güzel, kıpır kıpır, dolunay gibi bir deniz anasıymış. Küçük bir şemsiyeye de benziyormuş. Çok mutlu bir aileye sahipmiş. Fakat Bella'nın önemli bir sorunu varmış. Hiç arkadaşı yokmuş. Bu yüzden kendisini yalnız hissediyormuş. Oyuncaklarını paylaşmadığı için kimse onun arkadaş olmuyormuş. Ella oyuncaklarını hep tek başına oynuyormuş. Ella her sabah çok sevdiği okuluna gidermiş. Okulda herkes Ella'nın oyuncaklarını paylaşmadığını bilirmiş. Okulda da kimse Ella'nın arkadaşı olmak istemezmiş. Bir gün ders arasında deniz yıldızı, yengeç ve turuncu balığın yanına gitmiş. Ella, sizinle arkadaş olabilir miyim? diye sormuş. Kendini beğenmiş deniz yıldızı sıra cevap vermiş. Kendine bir bak, bir kalbin, bir iskeletin yok. Oyuncaklarını da kimseyle paylaşmıyorsun Ella. Bu yüzden seninle oyun oynamak istemiyoruz demiş. Bu durum Ella'yı çok üzmüş. Ders aralarında kendi kendine oyunlar oynamaya devam etmiş. Günlerden bir gün Mavi Şehir Krallığı'nın parlak incili diye Kralı Tira Önümüzdeki hafta bir deniz şöleni olacak. Herkesi bu şölene davet ediyorum. Hep birlikte eğlenelim demiş. Haberi duyan herkes çok mutlu olmuş. Herkes parlak incili İstiridye kralı Tira'yı alkışlamış. Ella yalnızlığını unutarak ''Aa bir şölen çok eğleneceğim'' demiş. Ella şölenleri çok severmiş. Hevesle şöleni beklemeye başlamış. Her gün şölende ne kadar çok eğleneceğini ve ne kadar çok mutlu olacağını düşünmüş. Sonunda şölen günü gelmiş. Bütün şehir parlak deniz kabuklarıyla, yemyeşil yosunlarla, renkli taşlarla süslenmiş. Ella'nın okul arkadaşları da şölendeymiş. Onlar da çok heyecanlıymış. Estridia kralı Tira parlak incili tacını takmış. Estridia kabuğu arabasını iki deniz atı çekiyormuş. Estridia kralının incili tacı çok ünlüymüş. Ella kralın tacını ilk defa görmüş. Aa, ne kadar güzel bir taç. Parlak, beyaz inciler ne kadar da büyük diye çığlık atmış. Tacı gördüğü için çok heyecanlanmış. Karnaval günü tüm şehir eğleniyor, gülüyormuş. O sırada aniden büyük bir ses duyulmuş. Korsan şehrinin korkunç ahtapotu Tobi gelmiş. Tobi çok büyük, tehlikeli bir ahtapotmuş. Herkes ondan korkarmış. Toby, ha 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 ha! İncili tacını almaya geldim küçük istiridye kral! diye kükremiş. İncili istiridye kralı Tira'ya doğru yürümüş. Toby'yi gören şehrin tüm sakinleri kaçışmaya başlamış. Ella Toby'ye çok yakın duruyormuş. O anda aklına bir fikir gelmiş. Sessizce Toby'ye doğru yüzmüş. Tobi'nin bacaklarından birini ısırmış. Tobi, ah bacağım! Beni bir arı gibi sokan kim? Bacağımı kim ısırdı? Of! diye bir çığlık atmış. Ardından cesur Ella, Tobi'nin diğer bacaklarını da ısırmış. Canı yanan Tobi çok korkmuş. Oradan uzaklaşmaya başlamış. Ella, İncil'e istiridye kralı Tira'nın yanına gitmiş krala Tobi geldiğinde düşen tacının incisini geri vermiş. Kral Tira çok cesur birisin Ella. Beni ve şehrimizi kurtardığın için sana teşekkür ederim demiş. Ella çok mutlu olmuş. Şehrin tüm sakinleri cesaretinden dolayı Ella'yı tebrik etmiş. Kral Tira beni dinleyin. Korkunç ahtapot Tobi kaçıp gitti. Bir daha bizi rahatsız edemez. Şölenimize devam edelim demiş herkes yaşasın diyerek çığlık atmış. Bu olayı unutup eğlenmeye devam etmiş. Ertesi gün okulda arkadaşları Ella'yı bekliyormuş. Deniz yıldızı Sıra ve arkadaşları çok cesursun Ella hadi arkadaş olalım oyuncaklarımızı paylaşalım birlikte oyunlar oynayalım demişler. Ella gülümsemiş artık kendisini yalnız hissetmiyormuş. Oyuncaklarını da tüm arkadaşlarıyla paylaşmaya başlamış. Şimdi Ella'nın bir sürü arkadaşı varmış. Çocuklar, bunları biliyor musunuz? Deniz anıları çok ilginç canlılardır. Kalpleri, beyinleri ve kemikleri yoktur. Dünyanın en eski canlılarındandır. Onlar tüm okyanuslarda bulunur. Denizin derinliklerinden yüzeye çıkarlar.